gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrü, bilen bilir adı kiraz mevsimi. Niye oğlun arabasından çıkarttınız ya? Ya uyandı. Ya Emre, benim sırtım çok ağrıdı kardeşim ya. Şunu biraz tutar mısın rica etsem? Tut bakayım. Oğlum benim omuzum kuluşlarım alıyor oğlum. Sen tut şunu. Ya bir dakika oğlum, benim de kollarım ağrıdı. Bir dakika tutar mısın lütfen? Allah Allah, ne münasebe, çocuğun babası ben miyim? Ben olmasam ne yapacaksın? Ya babası değilsin ama babası sayılırsın. Baba yarısı amcasın. Hadi. Tamam hadi, ben burada yokum. Ya hadi, alır mısın? Kim tutacak bir şey? Gerizekalı. Olsun İlker, ya sana. Böyle şaka mı yapılır? Oğlum böyle espri, böyle şaka mı yapılır, yapmayın ya. Hani bari bir tane de Şeyma'yı güldürecek bir bebekli bir espri bulun da kız kendine gelsin. Evet Mete, haklısın. Bir de öyle bir şey vardı değil mi? Ya abi biz öyle yüzünlü ortamı dağıtmak için şey yaptık ya. Ya ben düşündüm ama yemin ediyorum benim aklıma hiçbir şey gelmedi. Ya biz bu kıza kendimizi nasıl affettireceğiz? Vallahi bilmiyorum. Şu an Öykü ile Ayaz deniyorlar vallahi. Şeyma, biz gerçekten ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Niye geldiniz o zaman? Özür dilemeye geldik Şeyma. Dilediniz zaten. Ya Şeyma, iyi de sen bu özrü kabul etmedin ama. Evet, hiçbir zaman da kabul etmeyeceğim. Tamam mı? Şimdi lütfen gidin, çünkü burada olmanız bile bana kendimi çok kötü hissettiriyor. Şeyma. Bak Ayaz. Uzun zamandır arkadaşız, özellikle de senle Öykü. O yüzden sizi kovmak istemiyorum. Lütfen gidin. Al, suratlara bak. Belli ki çok güzel bir konuşma geçmiş Şeyma'yla. Şeyma çok ciddi. Silmiş bizi resmen. Yapma ya, o kadar mı? Yani keşke Sibel orada olsaydın da görseydin ya. Resmen bize bakarken hiçbir şey hissetmeden baktığına emin. İyi, yine size ev almış onu. Bize kapıyı bile açmadı. Kalk. Gidiyoruz, bir de biz deniyoruz. Ya yok hayatım, siz kapıyı falan açmadın. Bize değil mi babası? Kalk, al çantayı. Görüşürüz. Ha İlker, sen çal çal. Açmayacak olsaydı zaten güvenliğe aldırmazdı bizi. Ay, Şeyma halasını çok özledi de. Bir de babası ve arkadaşlarının yaptığı eşeklik yüzünden senden özür dilemeye geldi. Şeyma, ama biz dışarıda kaldık şu anda. Şeyma, ama bak Batıkan'ın eşyaları kaldı canım bende ya. Emziği burada, maması burada, her şeyi burada.
Hem bak aç, bir iki dakikada konuşuruz ha, ne olur. Aşkım, bu aptal annenle baban yüzünden seni de göremedim tatlım benim ya. Çok özür dilerim. Çok özledim ben seni. Sen de beni özledin mi? Ne yapacağız? Bir saat sonra gelin alın İlker. Çantayı kapıya atıp gider misiniz? Tamam, tamam. Koy çantayı, koy. Koy. Hem Batıkan'la bir iki saat zaman geçirsin. Çok mutlu olur kızcağız ha. Koy, koy. Ay İlker ya. Ya biz farkında olmadan bu kıza ne yaptık ya? Bizi asla affetmeyecek. En kötüsü de ne biliyor musun? Haklı. Bayağı bayağı haklı yani. Gerçekten bu erkeklerin sorunu ne acaba? Vallahi hiçbir sorunumuz yok. Sadece eğlenmeyi biliyoruz. Ha canım, yalnız dikkat et de çok eğlenme. Az önce havuz ilaçlandı. Görevli dedi ki sakın girmeyin yoksa masmavi gezersiniz. Ya... İnsan havuz ilaçlandı diye uyarmaz mı ya? Nasıl uyaracaktım acaba ha? Havada mı yakalayacaktım 90 kiloluk adamı? Saçların bir dökülsün, sorarım ben sana. Bu ne böyle ya? Neymiş o öyle? Sevgili Ayaz Dinçer, Öykü Acar. Sizi bu hafta sonu Büyükada'daki köşkümde yeni yaptıracağım hayır kurumunun stil ve mimarisi konusunda önerilerinizi alabilmek umuduyla ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Osmanlı Mabeyinci Başı Kambur Mehmet Paşa'nın büyük torunu. Emekli Viyana Büyükelçimiz Lemi Kahraman'ın dul eşi Vahide Sultan Kahraman. Ulan Mete. Ulan Mete, bu var ya kesin onun fırlamalı. Neyse, Büyükada'da hep birlikte büyük makara yapacağız demektir bu. Nereden anladın sen? Mabeyinci başılar, yok büyükelçiler. Sen şimdi gerçekten inandın mı bu davete? Yani... Saf sevgilim benim. Nasıl inanırsın sen böyle bir şeye? Haklısın. Ayaz, ben her şeye inanıyorum. Galiba ben salam. Estağfurullah. Bir dakika, bir dakika. Hani bu havuz ilaçlanmıştı? Sevgilim, hayatım, saf mısın sen ya? Hemen her şeye inanıyorsun. Sen şimdi görürsün. Ya Ayaz! Of Ayaz ya! Atma, atma! Atma! Görürsün sen. Günaydın. Aa, baba hayrola, sabah sabah mangal falan ne oluyoruz? İzmir kahvaltısı yapacağız Meteciğim. Kumru yemez misin? Aa, yemez miyim ya? Hatta çok özlemişim. Ay. Günaydın babacığım. Günaydın. Bir dakika ya, ben... Öğünleri sapıttım galiba. Biz kahvaltı yapmış mıydık yoksa
yeni mi başlıyoruz? Babam kumru işine girmiş, kumru tezgahı açmış. Oo, bayılırım vallahi. Kumruya gel, kumruya gel. Ay nasıl damaşı şıkırdatıyor, nasıl damaşı şıkırdatıyor. Meğerse kumru saklarmış kalbinde. Hay Allah. Ulan Ayaz, ulan Ayaz. Ne o abi? Bak bak. Osmanlı Mabeyinci Başı Kambur Mehmet Paşa'nın büyük torunu beyefendiler beni mimari öneriler almak için hafta sonu Büyükada'ya davet ediyorlar. Ayaz'la ne alakası var? Ya ne Kambur'u ne Mehmet Paşa'sı Burcu'cum ya. Ayaz belli ki hafta sonu Büyükada'da acayip geyik döndürecek. Biz de davet ediyor beyefendi. Hayır bir de davetiyeler falan hazırlamış, prodüksiyon yapmış. Şuna bak. Madem ortada büyük bir geyik var, niye Emre ile ben de davetli değiliz o zaman? Şöyle efendim. Var mı? Evet efendim. Şuraya bir imza atarsınız. Teşekkürler. Eyvallah. Demek paşa torununun torunu benden özel ders almak istiyor. Hem de Büyükada'da. Ulan hafta sonu kızlarla beraber Büyükada'ya gidelim diye mesaj atmıyorsun da adam. Böyle cins cins işlere kalkışıyorsun. Ne orijinal adamsın ya. Oğlum sen ne adamsın ya? Asıl sen ne adamsın ya? Oğlum nereden geliyor böyle acayip tripler aklına? Vallahi şaşıyorum ha. Benim İlhan Perim yanımda. Ama buna rağmen böyle paşalı, büyükelçili bir sürpriz hazırlayabilmiş değilim. Ha? Ne ha? Nerede bizim Kambur Paşa'nın torunu İlker? Bir dakika, bir dakika. Bu İlker'in sürprizi mi şimdi? Değil mi? Demek yeni kurulacak hayır kurumunun PR çalışmalarını bizim mekandan başlatacaksınız. Sizi gidin Mabeyinci Paşa'nın çakalları. Yutar mıyız oğlum biz? Ya ne oluyor ya? Arkadaşlar bu davetiyeleri kim yolladı? Ayaz. Mete. İlker. Yoklama mı yapıyorsunuz oğlum bu ne ya? Bakın. Biriniz sürprizi uzatmak amaçlı saklıyorsa... Ay yok canım niye saklasınlar ki? Baksana hepsinin suratına mel mel bakıyor. O zaman bu davetiye gerçekten tanımadığımız birinden geldi. Ay kusura bakmayın o zaman ben tanımadığım birinin köşkünde hafta sonu falan geçiremem. Ay yürüyün kızlar. Ya, ya bir dakika bir dakika. Ya o mektupta yazan iş teklifleri gerçekse o zaman ne olacak? Vallahi ben hiç bilmem gerçek ya da değil. Ben bebek ağlamasından uzak 2 günlük bir tatil istiyorum ya. Hadi gidiyoruz ya, hadi gidiyoruz. Hadi. Aynen abi ya. Önce bir gidip bakalım. Yani Vahide Hanım kimmiş, köşkü neymiş? Ha baktık, beğenmedik. Başka bir otele gidip takılırız. Ha bak olur, olur, o olur. Ya içimden bir ses gitmeyin diyor ama çok merak ettim, engel olamayacağım. En kötü ihtimalle dünya gözünü bir saraylı görmüş oluruz. Aman.
Ya arkadaşlar gerçekten bir şey sormak istiyorum. Şu evi izlediği bir korku filminden falan hatırlayan var mı? Vallahi olsacık olurmuş. Ben bayağı tırstım. Ya aşkım Vahide Hanım merak ettiğimiz için buradayız. Yoksa bir saate uzarız merak etme. İlker, Emre, eğer yaptığınız yine sulu şakalardan bir tanesiyse bu yemin ediyorum var ya intikamım çok acı olur ha. Acı olur ona göre. Aşkım onu nereden çıkarttın şimdi? Ne şakası, ne münasebet ya? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba. Buyurun, buyurun. Ceryan yaptı Zahir. Ha, evet evet öyle Zahir. Önce çıkıp odalarınıza yerleşin. Ben sizi burada bekliyor olacağım efendim. Yok canım biz size böyle uzun boylu rahatsızlık vermeyelim. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Biz en başta bu daveti açıkça bir şaka zannettik. Şaka mı? 10 milyon dolarlık iş teklifinin şakası mı olur efendim? Pardon, kaç dediniz duyamadım. Hayatım boyunca yakından tanıyıp sevmediğim, aile gibi görmediğim hiç kimseyle çalışmadım. O yüzden hafta sonu sizleri tanımak ve kuracağım vakfın işlerini ona göre teklif etmek istiyorum izninizle. Yok, estağfurullah öyle izinle falan şey değil de. Şimdi Ayaz'la Mete binayı yapacak galiba değil mi? İlker'in de mekanını vakfın tanıtım gecesi için kullanacaksınız. Doğru mudur? Evet evladım. Şimdi burada ben tam olarak ben ne yapıyorum? Ben onu anlamadım. Yani üst düzey yöneticilere herhalde geometri dersi verecek halim yok. Değil mi? Aynen öyle. Vakıf 18 yaşına gelince torunuma kalacak. Ama bu gidişle ben liseyi bile bitireceğinden pek emin değilim. Seni araştırdım. Dürüst ve yeteneklisin. Sağ olasın. Şimdi lütfen odalarınıza buyurun. Akşam yemeğinde bütün ayrıntıları konuşacağız. Ve bir aile olabileceğimize inanırsam o 10 milyonun geldiği yerde daha çok 10 milyon var gençler. Şimdi odalarınız üst katta. Akşam yemeğinde görüşeceğiz. Teşekkürler. Ya abi bence çok salakça. Gerçekten bana hiç inandırıcı gelmedi bu durum. Ya vallahi ne olur gidelim. Ben çok korkmaya başladım. Bir dakika hayır öyle bir şey yok. Hiç acele etmeyin ya. Aynen. Dur bir dakika ya. Durun bakalım. Böyle anlamadan dinlemeden olur mu? Bir oturalım. Yani neticede vakıf işi hayır işi değil mi? Bu işte var ya 10 milyonluk hayır var. 10 milyonluk. Vallahi hakkımızda hayırlısı neyse olsun artık. Erkeklerin gözünü gördüğünüz gibi para bürüdü. Akşama kadar biz buradan falan çıkamayız ha. Evet kızlar yapacak bir şey yok değil mi? Akşam ola hayır ola. Ya bu hayırlı cümleleriniz bittiyse lütfen odalarımıza buyuralım hayırlısıyla. Daha bitmemiş. Hadi abi hadi.
Hayırlara vesile olsun diyelim. Ne yapalım? Hayra bolu. Vallahi hiç olmadı o ya. Hiç hayatım, hiç. Yalnız kapıların üzerinde isimlerimiz yazıyor. Ay Müjde kızlar az turist olduk hepimiz. Ya Ayaz, Vahide Hanım senin de gözün bir yerden ısırmıyor mu? Bilmem. Ne yapıyorsun sen? Ya bizim bu yeni proje var ya, onun üç boyutlu hali mail olarak gelecekti de. Gök mü gürledi? Ya Ayaz, hava günlük güneşlik yani. Sence de tuhaf değil mi gök gürültüsü? Nereden bileyim ben Öykü ya? Şeyma? Hayatım, söyledik gelmedi ya. Ya Ayaz, Şeyma bahçede. He? Ya Şeyma bahçede diyorum. Hani? Koşarak kaçtı. Ya yüzü bembeyazdı, bir üstüme yırtık falan da çok korkmuştu. Öykü ne diyorsun? Burada kimse yok. Ya Ayaz hal çok fena. Kesin yardıma ihtiyacı var. Vahide Hanım! Vahide Hanım! Aşkım benim, ne yapıyorsun ya? Vahide Hanım'a soracağım. Şeyma'yı da mı davet etti? Buraya soracağım. Vahide Hanım! Vahide Hanım! Buyurun. Vahide Hanım, siz buraya Şeyma'yı da mı çağırdınız? Hayır. Yalnızca sizi. Ama ben gördüm. Şeyma bahçede geziyordu. İmkanı yok evladım. Bahçemizi kurt köpekleri koruyor. Yabancı biri girseydi kesin havlarlar. Ayaz! Ayaz demek o yüzden öyle üstüme şırdık pırdık. Arkadaşım kurt köpeklerimi yedi benim. Ya Öykü saçmalamaz mısın lütfen? Gördüm ama! Hanım kızımızın biraz sinirleri mi bozuk acaba? Neden gök gürlüyor o zaman? Bu havada niye gök gürlüyor? Onu da mı bana soruyorsun evladım? Vahide Hanım, ne olur kusura bakmayın. Estağfurullah. Temiz. Temiz hava çarptı herhalde. Bassana şimdi bir çarpacağım göreceksin. Öykücüm, Şeyma'yı üzdük. Evet hepimiz vicdan azabı çekiyoruz. Ve sen bahçede görecek kadar vicdan azabı çekiyorsundur. Olabilir. Ha, bilmiyorum Ayaz, bilmiyorum. Sadece çok acayip her şey. Burası çok acayip, bugün çok acayip, onu biliyorum ben. Acayip tamam. Acayip. Tamam, sakin ol. Peki Işıkçığım, biz telefonu kapatırken önce sen kapa. Yo sen kapa falan. Bunları yaşayacak mıyız ya? Yok ya. Ben pek bilmem ki öyle cilve olaylarını. Yani bana kapa dersin, ben çotarak diye kapatırım telefonu suratına. Yani sakın benden öyle şeyler bekleme. Tamam mı? Sonra gururun kırılır durduk yere bak. Peki biz yani böyle liseli telefon kuşları gibi mi takılacağız Işıkçığım ha? Hep böyle mi olacak? Ben de seni özledim Mete. Ama Şeyma olayı çözülmeden ben böyle kendimi daha iyi hissedeceğim. Tamam, ona da tamam ama biz lisede değiliz ki artık. Yani hem radyasyon diye bir şey var ya. Cebinde kaktüs taşı Mete. Radyasyonu yemiyormuş onlar. Ben var ya, senin için o radyasyonu mayonezler yerim. Sen ne diyorsun? Mayonez. Meteciğim, ben daha fazla senden soğumadan telefonu kapatıyorum, tamam mı? Seni çok öpüyorum hayatım. Peki tamam. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bay. Allah Allah. Burada da mı bebek var ya?
Burcu, Emre bir gelsenize. Ya çocuklar, ben bir bebek ağlaması sesi duyuyorum. Sizi duyuyor musunuz? Aa, ama bak, ben sana demiştim. Ben sana ne demiştim? Sibel bebeği bavula sokar, yine de buraya getirir demiştim. Aa. Burcu, kısa bir dedikodumu mu yapıyorsun? Ay, ne dedikodunu yapacağım be? Getirdin değil mi Batıkan'ı? Bak, doğru söyle. Arkadaşlar, Batıkan'ı nereden çıkarttınız ya? Ben burada bebek ağlamasından uzak durmak için anamdan kuzenime bütün soy ağacımı eve diktim, öyle geldim ya. Bakın, ben 20 gündür uyuyamayan bir insanım. Abi şey, Mete bebek ağlama sesi duyuyormuş. Ay, ciddi misin? Ben de sürekli gök gürültüsü duyuyorum. Bir de acayip acayip şeyler görüyorum. Delireceğim galiba. Ay evet ya, onu biz de duyuyoruz ha. Bir de ne alaka bu havada değil mi? Öyle gürlüyor gürlüyor havada, bulut yok, nem yok. O çünkü şeyden oluyor Emre'cim, Balkanlardan soğuk hava geliyor. Ulan ne saçmalıyorsunuz ya, Allah Allah! Ben bebek ağlaması sesi duyuyorum diyorum. Siz duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Allah! Bu köşkte bebek filan yok Mete Bey. İyi, ne güzel. Ben öyle sandım herhalde, değil mi? Çünkü ben kendi kabuslarımda da arada bir öyle bebek ağlaması duyarım. Yine öyle bir şey oldu sanırım. Biz de size yemekten önce çay ikram etmek istemiştik. Kendi ellerimle hazırladım. Uşağım Sebastian. Memnun olduk. Ben de Nurella. Aşkım. Vahide Hanım, çaylar için teşekkür ederiz. Arkadaşlar? Odalarda mı madem? Yalnız uşağın yüzü çok fena yanmış galiba. Hakikaten o nasıl bir tipti ya? Ya ben bir elimi yüzümü yıkayım Burcu, bir iyi misin Burcu? Burcu. Emre. Emre. Ne oldu? Emre, Emre. Dışarıda çok çirkin bir adam odun kırarak bana bakıyordu ve böyle gözleri falan kan çalar gibiydi. Hayatım, dışarıda adam da odun da yok, emin misin? He? Bak. Nasıl ya? Ya Emre, Emre ya bak yemin ediyorum çok garip bir ev burası. Ne olur lütfen hemen gidelim buradan, ne olur. Sen benim böyle yediğime bakma aşkım. Vallahi söz veriyorum, dönünce katı bir diyete gireceğim. Ya insan bir der ki, yok karım benim. Maşallah fıstık gibisin, senin diyete ihtiyacın yok da İlker ya. İlker! Ben kendimi daha fazla kötü hissetmeden bence gideyim birkaç kurabiye daha yiyeyim. İyi, nerede bu mutfak ya?
Ne oldu? Gel gel. Baba ben seni öldürdüm. Aşkım iyi misin? Çok korktum. Çok korktum. Gözleri kan çanağı gibiydi böyle. Kimin? Mutfakta. Mutfakta böyle elleriyle pilav yiyen adamın. Ben de gördüm onu. Ne? Ay ben görmek istemiyorum. Ne olur gidelim, ben görmek istemiyorum. Ay. Bu evde. Ben ve Sebastian'dan başka hiç kimse yaşamıyor kızım. Ya siz nasıl oluyor da birden böyle sessizce bizim ensemizde bitebiliyorsunuz? Gerçekten komando eğitimi falan mı aldınız Vahide Hanım? Vahide Hanımcığım, burada üç tane kız aynı hayalimi görüyor. Köşkü dilediğiniz gibi gezebilirsiniz çocuklar. O zaman o merdivenlerden bebek arabası kendi kendine mi düştü ya? Ne? Ne bebek arabası ya? Bilmiyorum ama bir bebek arabası düştüyse buralarda bir yerlerde olmalı değil mi? Ben bir şey göremiyorum çocuklar. Aşkım bak görüyorsun burada hiçbir şey yok. Ya. Ya zaten biz inerken de bebek arabası falan yoktu Sibel. Ya. Nasıl ya? Ya hatırlasanız hani Şeyma böyle bir eski tip bebek arabası istiyordu ya. Ha? Öykü, Burcu. Biliyorum, biliyorum. Ama yok. Bu garip hava sizi kötü etkiledi anlaşılan. Siz en iyisi odalarınıza çıkıp dinlenin. Akşam yemeğine kadar kendinize gelirsiniz. Buyurun. Teşekkürler. Ya kızlar abartıyor abi. Hadi yürüyün. Evet abi. Evet. Vallahi vardı ya. Ay vallahi başlarım. İşinize de, gücünüze de, 10 milyon dolarınıza da. Ben delirdikten sonra hiçbir kıymeti yok yani. Ay İlker ya, bir 10 milyon dolara kaç siben alırsın ya? Ah, ah. Bak bir de sayıyor ya. Ya inanamıyorum şu anda sen hesap mı yapıyorsun İlker? Ya hayatım hiç olur mu öyle şey ya? Ya bırak, bırak gidelim. Bize ne bunlardan ya? Bizim göbeğimiz bunlarla mı kesildi? Ay ben vallahi bavulumu bile almayacağım. Hadi hadi yürüyün kızlar. Bir dakika, tamam bir dakika ya. Tamam, ev birazcık anormal olabilir. Ayazcığım aşk olsun, nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri? Ya abartmayın Allah aşkına ya. Ya bir tane uşak, bir tane yaşlı kadın, böyle 4 tane delikanlı en fazla ne yapalım? Ya gözleri kanlı adam da var. Ayrıca Şeyma'yı parçalayan kurt köpekleri var. Ya. Pardon, pardon ne yapan? Ya bahçede Şeyma'yı gördüm ya. Ayaz'a sonra inanmıyorsan böyle yüzü kireç gibi bembeyazdı, yüzü başı yırtık pırtıktı. Ne yaptı peki seni görünce? Kaçtı. Değil mi Öykü? Köpeklerden korkup imdat falan diye bağırmadan öylece kaçtı. Ha yani Ayaz, biz kızlar olarak toplarla kafayı yedik öyle mi? Öykücüğüm şimdi biz pek bahsetmemeye çalışsak da bu Şeyma'nın olayı bence hepimizi çok sarstı. Ha bu mudur yani? Hepimizin gördüğü yalan. Peki ya bu 10 milyon dolarlık iş gerçekse? O zaman bunları hatırlayıp hepimiz güleceğiz, eğleneceğiz ya. Hadi son bir şans daha verelim şu 10 milyon dolara. O parayı bizim tedavimize harcayacaklar, haberleri yok. Gel. As paramı. Gel, gel, gel. Ya. Susadım. Çabuk dön. Merak etme hayatım, hemen geliyorum.
Ortak ne oldu ya? Ben de anlamadım ne olduğunu. Bahçede Hilkat garibesi gibi bir adam mezar kazıyordu. Ne? Ne diyorsun oğlum ya? Ya bak gel sana göstereceğim. Ha bak tam burada kazıyordu. Ortak emin misin öyle bir şey gördüğüne? Evet oğlum kendi gözlerimle gördüm. Ya hadi abicim adam kazmasını aldı, kaçtı gitti. Mezarı da mı götürdü oğlum? He? Ya, ya nasıl olur? Ben gördüğüme eminim. Hayırdır? Ne gördüğüne eminsin? Ya yok bir şey gördüğü falan yok ya. Babalar, Öykü'nün söyledikleri benim de kafamı kurcalamaya başladı. Yani üçü birden aynı anda kafayı sıyırmış olamazlar. Üf, abicim saçma saçma konuşmayın. Yok öyle şeyler. Şey olmuştur. Yedikleri bir şey dokunmuştur. Ne olacak? Abi ne dokunacak? Hep beraber döner yemedik mi? Yani öyle dönerin halüsinatif bir tarafı olsaydı biz milletçe çıldırmış olmamız lazımdı yani. Da hadi diyelim döner dokundu. Biz niye bir şey görmüyoruz? Oğlum ben gördüm ben. Ne gördün oğlum? Ne gördün ya? Bahçede mezar kazan bir adam. Ya yok öyle bir şey. Bir şey falan görmedi. Allah Allah. Ya bak tam şurada. Bak. Ha, sen nerede? Ha, 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 ha. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Abi orada bir tane değil, 7 tane mezar var ya. Abi yanet sesi kadar mezar var. Ben sana dedim oğlum, ben sana dedim. Sen bir tane dedin, ortak burada 7 tane mezar var. De ne fark eder Allah aşkına, ne fark eder ya? Abicim biz buradan hemen uzuyoruz, hemen, hemen, abi. Hemen. Yürü, yürü. Ya nerede kaldın Ayaz? Kalk gidiyoruz, kalk kalk kalk. Sen de dursun değil mi? Canım ne ilgisi var ama kadına güvenmedim ben. Ya bir dakika bir dakika. Evet gitmemiz gerçekten çok mantıklı burada. Ama hani hatırlıyor musun? Araba bozulduğunda mahsur kalmıştık. Ayaz ya yine öyle bir şeyse? Ya biz kafamızda koyuyorsak bunlar hepsi bizim hayal gücümüzün oyunuysa? Boşuna anlaşmalar olma sonra. Canım ben ürkmedim ama İlker'le Emre beni zorladı. Hani biri eşinin biri de sevgilisinin yanında küçük düşsün istemedim. O zaman olur. İlker. Ya ben de çok gitmek isterim ama şimdi benim yüzümden falan arkadaşlarına mahcup olma. Yok be aşkım ne alakası var ya? Ben onlara söyledim zaten abartmayalım dedim. Nereye gidiyoruz dedim. Onlar da dediler ki hemen gidiyoruz burası hiç tekin bir yer değil dediler. Ben de tamam dedim. Ama lütfen bu aramızda kalsın. Onların da rencide olmasını istemem. Değil mi? Hadi Ben dedim çocuklara ucunda 10 milyon dolar var diye de dinlemediler ki hepsi korktular. Gidelim diye tutturdular. Ha bu arada sakın Ayazlara bunu söyleme yani satmış gibi olmayın çocuklar tamam mı? Yok yok. Vallahi gidiyoruz ya. Artık gerisi teferruat. Aynen öyle. Hadi gidiyoruz. Dur hayat. Ben şuradan çıkayım da. Çocuklar. Biz sizi daha fazla rahatsız etmek istemedik. O yüzden son motoru kaçırmadan gidelim dedik. Aa, ben sizi rahatsız mı ettim? Yani eğer öyleyse çok utanırım. Sizi rahat ettiremedim mi? Ay siz değil ama. Ben peki kim? Uşağım Sebastian mı yoksa? Yok canım ne münasebet. Uşağınızla hiç alakası yok. Peki, peki ne o zaman? Ayaz ve Mete ile yapacağımız anlaşmayı İlker'in kafesinde kutlamak isterken size böyle şahane bir yemek organizasyonu yapmışken bu yaşlı kadını üzmek niye? Ben nerede hata ettim? Siz hiçbir hata etmediniz. O halde sizin için hazırladığım sofraya buyurun.
Birazdan hava kararacak. Ama özel yatım sizi İstanbul'a ulaştıracaktır. Kendi ellerimle hazırladım. Sebastian, gel biz mutfaktaki eksiklere bakalım. Evet, gençler ne yapıyoruz? Oturuyoruz. Nasıl yani? E madem gitmek istiyordun, ağzını açıp kadına iki laf etseydin ya. Ne oldu, yemedi değil mi, tırstın? Olur mu canım, benim hiç kimseden korkum yok bir kere. Fuat abi canım, neyinden korkacağım ben? Ulan hepiniz benim yaptığım numarayı yaptınız değil mi? Ya abiciğim, ben zaten hiç gitmeyelim dedim en başından. Kesinlikle yaptınız. E hadi o zaman. Hadi hadi. Hadi buyurun oturalım. Ya bak, yarım saat oldu oturuyoruz burada. Nerede kaldı bu yemek? Ben ne bileyim Öykü. Aa, ne bu ya? Sunumu bizzat kendileri yapmak istiyorlar. Hadi gelsinler de yapsınlar o zaman. Sabırsız olmayınız. Hanımefendiyi böyle özel bir yemeğe ruhsal olarak hazır olmanızı istiyorlar. Bu yüzden teşrif etmiyorlar. Ya arkadaşlar, Allah aşkına saçmalamayın ya. Yemeğe ruhsal olarak hazır olmak da neymiş? Ayaz, Allah aşkına gidelim, manyak bunlar. Evet, artık yemeğe hazırsınız. Tövbe bismillah, bu ne ya? Tunganga. Bu ne lan? Tunganga dedim ya. Lan Dunganga ne? İşte o! Kaç ala! Kapıyı kilitlemişler. Dunganga, Dunganga. Çocuklar. Şimdi anlaşıldı neden mezar kazdıkları. Bıçakları alın. Ben size yemek yemeden bu masadan kalkamayacak demedim mi? Manyak mısın lan sen? Ne istiyorsun bizden? Artık şakam olmadığını anlamış olmanız lazım. Yemeğinizi yemeden buradan gidemezsiniz. Ya delirtme bizi kadın, nedir bu yemek ya? Şeyma!
çay. Daha karpuz kesecektik. Ay dayanamayacağım ya. Yeter, tamam yeter. Ta-da! Bitti mi? Cem! Anne! Olcay! Baba? Baba ya. And the Oscar goes to... Sheila! Öncelikle bana yardımcı olan bütün abi ve ablalarıma çok teşekkür ederim. Ya bravo size ya, aşk olsun ya. Ya korkudan ölecektik hepimiz ya. Etme bulma dünyası Sibel'cim. Ya nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak? Şimdi şöyle oldu. Babanla Şeyma'dan özür dilemeye gittik. Bize saygısından bizi içeri aldı ama özrümüzü kabul etmedi. Çok üzgündüm. Sonra da benim aklıma bir müziklik geldi. Fikrimizden dolayı Şeyma bizi affedecek. Sizden de intikam alıp ödeşecekti. Kökü bulmak da çok zor olmadı. Bir arkadaşıma rica ettim, iki günlüğüne kapılarını açtı bize. Plastik makyaj uzmanıyla da anlaştık. Peki efektler? Mehmet amca ses ve ışık sistemi kurunca efektler halletmek kolay oldu. Peki o mezar işini nasıl hallettiniz ya? Nasıl bir anda kayboldu? O işin en kolay tarafıydı. Hatırlıyor musun, hani ben mezarı kazarken sen beni seyrettin. Sonra da Meti'yi anlatmaya gittin. İşte tam o sırada mezarın üstünü brandı ve samanla kapattık. 20 saniyede mezar kayboldu. Sonra geldiğimizde tabii mezarları da göremediniz. Peki diğer 7 mezar, onlar nasıl öyle bir anda ortaya çıktı? Onların hepsi daha önceden kazılmıştı. Aynı sistemde onların üzerlerini de kapattı. Siz konuşurken üstünü açtı, o kadar. Vallahi gerçekten tebrik ederim. Diyecek bir şey yok. Çünkü biz bunu hak ettik. Şeymacığım, o zaman artık bize yaşattıklarından sonra umuyoruz ki bizi affetmişsindir. Affettim, affettim tabii. Hatta biraz üzüldüm size. Ha, bu arada size bir sürprizim var. Köşk 2 gün daha bizim. İstediğiniz gibi takılabilirsiniz. Yani en azından ödeşmiş olduk değil mi? Hayır Meteciğim. Seninle bir ömür boyu da olsa ödeşemeyiz. Yoldayız, yoldayız. Mete ile ofise doğru geliyoruz. Sen şimdi Namık Bey'i ara, öğleden sonra istediği saatte toplantıyı yaparız. Tamamdır, sağ ol. Namık Bey aramış. Proje onaylanmış, işi aldık. Hadi, hayırlı olsun. Senin aklın tabii Şeyma'da. Vallahi ortak, aklım Şeyma'da ama gönlüm ışıkta. Yani o mevzuları çözmeden ışığa da ulaşamıyorum. Yani vallahi kafayı yiyeceğim ortak ya. Ya düşünme bunları, düşünme. Harekete geç. Ya ne yapabilirim? Kız benimle konuşmuyor bile. Bak, kapıdan kovuyorsa bacadan gir. Baca tıkalıysa ne bileyim tünel kaz. Ya bir şekilde gardını kır. Hatta olmadı bugün yap. Bak Namık Bey'le toplantıya ben girerim. Sen yeter ki mevzuyu çöz. Eyvallah ortak. Tamam.
Oynar. Oynasın kız yerinden dünya. Bizim atmamamızı çekiyoruz. Nesi var bunun? Bilmem. Mete ile ilgili olabilir mi? Ne haber Işık? İyidir. Sizden? Bence boşuna yalan söyleme Işık ya. Hiç öyle gözükmüyorsun. Ne oldu? Mete ile kavga mı ettiniz? Yok, kavga etmedik. Ama... Ne ama? Ya bizden hiç çekinme. Gerçekten yani bizimle her şeyi paylaşabilirsin. Mete'ye Şeyma'yla sorunu çözmeden beraber olamayacağımızı söyledim. Yani bence doğru olanı yaptım. Ama... Yaptığından pişman değilsen, yani doğru olanı yaptığına inanıyorsan bu suratın hali ne? Ama daha bir hafta oldu Mete'yle görüşmeyeli. Şimdiden özledim onu. İşin içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum kızlar. İyi ya, ya nasıl bir iyi değil mi? Yani sıkıntı yok. Tamam. Emre abi, kolay gelsin. Eyvallah Cemo. Tanıştırayım, yeni öğrencim Berk. Ha öyle mi? Elim ıslak. Emin oldum Berk. Ben de hocam. Abi ben sana Berk'in adresini, telefonu falan her şeyi mail attım. Aa tamam, bakarım ben şimdi. Berk, Emre Hoca'nın havasını ver. Şişt, bir dakika, bir dakika. Ne havası oğlum? Ben öyle bir şey istemedim. Yüzünü niye yapmasın? Hadi. Eyvallah. Abi, elinde komisyonu verirsen hani malum biraz sıkışın da. Ulan Cem, ne çakal adamsın. O zaman hayırlı olsun. Abi sana Allah azim açıklığı versin. Eyvallah. Görüşürüz belki. Aa, iyi günler Şeyma Çetin. Benim. Bu çiçekler size, buyurun. Buraya bir imza alayım. Ya, bir saniye, yalnız bunda kart yok. Ben kimden olduğunu bilmiyorum. Boşu boşuna kart aramayın çünkü... ...çiçekleri veren... ...onları kendi getirmek istedi. Hiç zahmet etmeseymiş. Dur, aç Şeyma, ama dikenli onlar. Ah! Kendini bir bilim adamı gibi düşün Mete. Bu hastalığı çare bulana kadar durmak yok. Yola devam. Ne yapacaksak? Ha, tamam, tamam sevgilim. Ben de seni çok seviyorum. Tamam, hadi öptüm. Bay bay. Ay Öykü ya, bir şey söyleyeyim mi? Aslında Işık'ın işi çok zor biliyor musun? Mesela ben bütün hafta sonu Emre ile beraberdim. Bir bugün göremedim, yine de onu çok özlüyorum. Uf, çok haklısın ya. Ay keşke ben de evlensem de şu sorunların hepsinden kurtulsam. Ay, sizin ne sorununuz var ki? Ya Burcu, ben artık Ayaz'la aynı evde yaşamak istiyorum. Böyle birlikte uyanalım. Yine beraber başlayalım istiyorum. Evleneceksiniz kızım zaten. Ya ne zaman Burcu ya, ne zaman? Sonsuza kadar sevgili mi kalacağız biz? Nasıl yani? Yani siz şimdi aranızda hiç konuşmuyor musunuz? İşte ne zaman evleniriz, nerede düğün yaparız falan diye. Hayır Burcu, hayır. Ben de Ayaz'ı baymamak için böyle susuyorum. Konuyu açmıyorum ama burama kadar geldi vallahi. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ayaz bu kadar sessiz kaldıysa yakında bir bomba patlatacak demektir. Ay, o yüzden bu konuyu açmıyor diyorsun. Kesinlikle. Bence sana sürpriz evlilik teklifi hazırlığında. Ay kızım, bu sefer ne yapacak acaba? Vallahi ne yaparsa yapsın ama seni şaşırtacak demektir. Ya kızım, sen kocanı tanımıyor musun? Kocan dedim. Kız Allah söyledi vallahi. Kocam. Kocam.
Evet, buyurun. Şeyma Çetin. Benim. Buyurun, telgrafınız var. Telgraf mı? Telgraf mı kaldı ya bu devirde? Kimden bu? Seninle konuşmam lazım. Mete. Şeyma, sana telgraf gönderdim, aldın mı? Aldım Meteciğim. Ha, güzel. Bir cevap vermeyecek misin? Şimdi ben kaba bir insan olmadığım için sözlü cevap vermeyeceğim ama... Bu da bir cevap. Hadi. Hayır, ne yapsam yani? Vecihi gibi uçakla direkt salona mı dalsam ben? Ne yapsam? Hocanın söylediklerini dikkatle dinle Berk'cim. Olur mu? Tamam anne. Hocam size kolay gelsin. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, Berk Paşa. Kaldık baş başa. Ders notlarına biraz baktım. Galiba matematikte biraz sıkıntımız var. İstersen oradan başlayalım. He? Aslında en zorlandığım ders beden eğitimi hocam. Oradan başlayalım. Anlamadım. Açayım şuradan bir futbol oyunu. Sen bana bir iki taktik falan göster. Hafta sonu maçımız var çocuklarla. Zorlanmayayım değil mi? Şimdi anlaşıldı notların durumu. Hocam sen paranı aldın nasıl olsa. Niye bu kadar kasıyorsun ki? Gel oynayalım işte. Berk, bu imkanlara sahip olmak isteyen o kadar çok çocuk var ki. Ailenin sana verdiği desteğin kıymetini bil. Olur mu? Gel yanıma. Gel. Matematik de matematik. Einstein olacağım sanki. Ya bak buradan başlayabiliriz istersen. Einstein bir matematikçi değil, teorik fizikçiydi. Ayrıca senden kimse bu kafayla Einstein falan olmanı beklemiyor. Şöyle biraz notlarını tutalım, yükseltelim. Ya bak ne güzel yaz geliyor. Ailenle beraber güzel bir tatil yaparsın. Benim merak ettiğim tabii ki daha önemli şeyler var İhsan. Ne gibi? Lan. Ne gibi? Mesela şu kadın da kimseleri mi beğenmiyor ha. Hayır. Sadece merhametli prenses sanki hanımefendi. Beyaz atlı prensini bekliyor. Çok doğru, orası da. Evet. Başka. Senin çocuk... Lan be. Ah, ah boşa dememişler kişi kendini bilmek gibi irfan olamaz diye. Ah. Merhaba anneciğim. Nasılsın? Anneciğim. Ne haber anne ya? Ya ne oldu çocuğum? Ne saklıyorsun sen? Ne var arkanda? Hayrola? Hiç. Ne demek hiç? Ne var elinde diyorum? Hiç ya. Şey aldım kendime. Kitap. Ay sen. Kitap aldın kendine. Ay be çocuğum. Duy da inanma. Bak ya bak. Gel bakayım sen şöyle yanıma. Gel gel. Gel şöyle gel. Gel. Ver bakayım o poşeti. Anne vallahi önemli bir şey yok içinde. Bana bak çocuğum. Yalan yere vallaha deme. Vallaha billaha çarpılırsın. Ver şu poşeti. Ne bu? O oyun değil anne. Dijital kitap. Terbiyesiz. Bir de anneyi aptal yerine koyuyor ya. Şuraya bak. Sen bunu alacak parayı nereden buldun? Ha? Ablan verdi tabii değil mi? Sen dur sen. Ben o ablanı şimdi arayıp canına okuyamayayım. Ablamın suçu yok. Yok. Parayı Emre abiden aldım. Emre abi. Yazıklar olsun be sana Emre. Sanki biz çocuğumuzu parasız dolaştırıyoruz. Herhalde bir bildiğimiz var ki vermiyoruz değil mi? Bana bak. Bu oyunu derhal alıp geri vereceksin. Ama veremem. Fişini attım. Fişi attım. O zaman ben de bunu parça parça yapacağım, çöpe atacağım. Aa! Bir dakika ya, fişi buradaymış. Cebinde miymiş fiş? Cebinde miymiş fiş? Orada mıymış onun fişi? Tamam,
yani bu yaptığım çok ayıp olabilir ama ne yapayım, meraktan öleyim mi yani? Ufacık bir delil bulup gideceğim söz. Vallahi çok kalmayacağım. Aman burada ne olacak ki? Ha, notlar. Hadi ufak bir not, çok minik bir not. Hadi Ayaz'cığım, kesin buraları sıkıştırmışsındır sen. Ayrıca bu benim suçum değil yani. O da beni bu kadar meraklandırmasaydı. Gizeme ne gerek var? Ne yapıyorsun? Aa! Ayaz, çok ayıp bu yaptığın. İnsan sevgilisinin arkasından böyle sinsi sinsi yaklaşım onu korkutmaz. Aa, peki insan sevgilisinin evine gizlice girip sinsi sinsi etrafı karıştırır mı? Ben Mete ile konuşmuştum. Senin toplantıda olman gerekiyordu. Çok özür dilerim Öykücüğüm. İşimi erken bitirip evime geldim. Ne arıyorsun sen bakayım? Ben aslında sürprizini bozmak istemezdim ama. Ne sürprizi? Yani yaşadığımız onca şeyden sonra yeni ve muhteşem bir evlilik teklifi alacağımı düşündüm. Ki düşünmedim aslında, emindim. Ben de böyle acaba minik minik deliller bulabilir miyim diye buraya geldim. Tutamadım kendimi. Öykü, öyle bir sürpriz yok. Ters manyel. Bırak Ayaz ya. Ben seni bilmez miyim? Hayır, vallahi yok. Yok hayatım, tabii ki de yok. Aa! Öykü, bak o Guinness Rekorlar kitabı var ya. Orada sürpriz evlilik teklifleri diye bir dal olsa yemin ediyorum kırılamaz bir rekora imza atarım ben ya. Bittim yani. Bütün orijinal fikirlerim hepsi tükendi. Hadi hadi, bulursun sen yeni bir şeyler. Bak, yeni bir şeyler bulabilmem için senin de benim de bu dünyaya tekrar gelmemiz gerekecek. Sen bayağı bayağı ciddisin. Ciddi misin? Evet, ciddiyim. Hem nereden çıktı ya bu evlilik muhabbeti? Ah! Şşt! Alo! Nişanlıyız biz, nişanlı. Bak, nişan, yüzük. Ya tamam, öyle demek istemedim. Yani şu anda nereden çıktı? Ya biz Mete ile yeniden ortak olduk. Yeni bir süreç aldık. Yani önce bir düzenimi oturtayım. Sonra bir ara evleniriz. Bir ara. Bir ara. Aralarda. Ayaz, bence evliliğimiz öyle bir aralara sıkıştıracak hale geldiysek hiç evlenmeyelim, daha iyi. Ya Öykü, Öykü, öyle demek istemedim. Bir dakika ya. Öykü, bekler misin? Ya Öykü, bir dakika bekler misin ya? Ya bir şey söyleyeceğim, bir dakika bekler misin? Ya Öykü, Öykü tamam bir dakika dur ya. Lütfen bekler misin? Ya ben bir ara derken en kısa zamanda demek istemiştim. Ya en kısa zamanda deseydin o zaman, ikisi arasında çok fark var. Ya tamam diyorum işte, en yakın zamanda. Sürprizi kaçmasın diye. Ya limuzin işte Ayaz. Aşkım, benim bu arabadan haberim yok. Oyna sevgilim, oyna. Oyna, sürprizinin keyfini çıkar. Teşekkür ederim. Ya Öykü, ne yapıyorsun? Bir dakika. Hala mı Ayaz? Hala mı? Aşkım, aşkım üzülme. Ya ben o kadar hayal kurmuştum. Niye gelip yanımda duruyor? O zaman başka yerde dursun. Ne bileyim, tesadüf işte. Ben sana çok daha iyilerini yaparım, söz. Ha, yaparsın. Eski Ayaz olsa yapardı. Hadi gel, motora atlayıp sahile gidelim ha. Bu kötü enerjimizi de atmış oluruz. Hadi gel, gel hadi. Ya yeter be, yeter! Konuşmayacağım seninle, ne laftan anlamaz adamsın, defol git! Ne yapıyorsun ya? Şeyma, Şeyma ne yapıyorsun, dur! Mete! Sen bu kurye değil misin? Mete kim ya? Niye vuruyorsunuz hanımefendi? Beyefendi çok özür dilerim ya, hikaye o kadar uzun ki anlatamayacağım ama çok büyük bir yanlış anlaşılma oldu.
Tamam abla, tamam. Şirketten gelen evre alın, imzalayın. Bu kadar yıllık kuryeyim, hiç başıma böyle bir şey gelmemişti. Ya çok özür dilerim. Ben de bu kadar yıllık Şeyma'yım. Hiçbir kuryeye saldırmışlığım yok. Gerçekten. Yanlış anlaşılma. Kardeş, sen bunu al. Affedersin. Ya senin yüzünden şu düştüğüm rezilliğe bak. Şeyma'cığım ne yapayım? Arkadaşın tazminatını verdim. Oluşan hasarları da biraz karşıladım işte. İyi hadi tamam, ben de acıkmıştım zaten. Sen gidebilirsin. Ama Şeyma'cığım, Şeyma lütfen. Bir dakika Şeyma. Mete! Çok acıyor. Ayağım, ayağım. Ya numara yapma. Ya, vallahi numara yapmıyorum, yemin ediyorum. Üstüne basamıyorum. Ne olur. Lütfen bak, insanlık namına 5 dakika durayım içeride, sonra giderim lütfen. İyi hadi tamam, 5 dakika. Sağ ol. Allah! Mete? Bak çok kazık gibi duruyor ama değil. Şimdi bak, böyle sorularda genelde şıklardan gitme formülünü uygularsak neticeyi daha çabuk... Galiba seninle hangi formülü uygularsak uygulayalım? Hiçbir neticeye varamayacağız Berkus'la. Kaba sen de hocam. Boşuna benzin yakıyorsun. Ben sana dedim zorlama diye. Bu şekilde nasıl başarılı olmayı düşünüyorsun Berk? Çok basit. Çok yakın bir arkadaşım var. Kendisi hacker. Sistemde bir boşluk yakaladı. Soruları çalacak. Ben de para verip soruları alacağım. Sen de aldığın paralar karşılığında soruları çözeceksin. Bana vereceksin. Bayağı sahtekarlık yapacağız yani, öyle mi? Hocam sahtekarlık bunun neresinde Allah aşkına ya? Herkes parasının karşılığını alıyor işte. Berk, sana çok kötü bir haberim var. Gel. Bu anlattıkların hepsini annene söyleyeceğim. Yok ya. Sen ilk iş olarak taksicilik yapıyordun değil mi? Görmedim oğlum taksicilik yaptığımı. Nereye varacaksın? Yazık. Bu kafayla ölene kadar aynı işi yaparsın sen. Oğlum bana bak. Alın teriyle para kazanan abilerine, ablalarına terbiyesizlik yapmayacaksın. Anladın mı? Sen kendini uyanık sanıyorsun ama senden daha uyanığı çıkar. Çarpar. Neye uğradığını şaşırırsın. Anne! Anne koş ya! Anne! Saçmalama oğlum. Anne! Ne oldu oğlum? Ya Emre hocam bana kızdı soruyu çözemedim diye. Küfür etti hatta. Hanımefendi yalan söylüyor, öyle bir şey olmadı. Aksine soruları çalıp para karşılığı bana çözdürmeye çalıştı. Emre Bey, kendinize gelin. Benim oğlum hayatta yalan söylemez. Ne demek istiyorsun sen hanımefendi ya? Ha? Ben niye böyle bir şey için yalan söyleyeyim ki? Bilmem, belki ayıbınızı örtmeye çalışıyorsunuzdur. Lan Allah kahretsin be. Alın paranızı başınıza çalın. Ha bu arada kabahat Berk'te değil. Belli ki onu siz bu hale getirmişsiniz. Elimi tutmayacak mısın? Bilmiyorum canım. Belki bir ara tutarım. Karnın aç mı? Simit yer misin? Ya martı mıyım ben ya? Simit atıp gönlümü mü alacaksın? Yok ben... Sen çok seviyorsun diye, yoksa... Yok canım. Bu aralar pek aram yok. Nasıl yani? Ya sen bana dedin ya, ben daha ilerini yaparım istesem diye. Kastettiğim buydu değil mi? Neydi öykü? Uçağı sen organize ettin değil mi? Benim için. Beni o yüzden buraya getirdin. Hayır ya. Durabileceğimiz en uygun yer burasıydı. O yüzden buraya geldim. Ya bana uçakla evlenme teklif edeceksin değil mi? Sürprizim buydu.
yeryüzünde ayaklarımı yerden keseceksin. Öykü. Ya benim bu uçakla hiçbir ilgim yok. Hayatım, uçağın ilgisi zaten benimle, benimle. Benimle, benimsin. Özlem. Özlem. Evet, 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 evet. Bana bunu niye yapıyorsun hayat? Ben ne yaptım şimdi hayat? Uçak. İyi de onun benimle bir ilgisi yok. Tesadüf işte. Ya zaten sabahtan beri ağzından başka laf çıkmadı. Bunun benimle ilgisi yok, şunun benimle ilgisi yok. Ya öyle ama yapmadığım bir şey için beni niye suçluyorsun ki? Tabii ya, tabii. Sen de haklısın. Canın isterse bir ara yaparsın. Öykü nereye? Ya bari eve bıraksaydım seni. Öykü! Öykü, kiraz ye bari, kiraz. Of. Bak bir de bir şey olmadı diyordun. Nasıl şişmiş? Sen kendinden başka hiçbir şey düşünmez misin ya? Ya ne alakası var? Ayağım şişmiş. Tamam, sen de bütün gün içimi şişirdin, içimi. Allah Allah. Tamam işte evdesin. Ne söylemek istiyorsan söyle. Yani Şeyma'cığım, böyle mi olacak her şey? Ha? Böyle mi devam edeceğiz? Sen evde kendi kendine üzüleceksin. Ben dışarıda vicdan azabı çekeceğim. Böyle mi olacak hayat bizim için ha? Bu soruların cevabı bende yok. Nerede var o zaman? Ha? Nereye gideyim? Ben kime sorayım? Sen söyle ya. Açık konuşmamı ister misin? Başka hiçbir şey istemiyorum. Bak sen benden sadece çocuğumu değil, aynı zamanda erkeklere olan bütün güvenimi, inancımı aldın. Ben artık çocuk sahibi falan olamam. Ya Şeyma'cığım, niye böyle söylüyorsun? Anlamıyor musun Mete ya? Ben artık hiçbir erkeğe güvenebileceğimi, inanacağımı, aşık olacağımı ya da çocuğunu doğuracak kadar onu sevebileceğime inanmıyorum. Bu yaşında mezara koydum demek seni ha? Şeyma, ben buraya gelirken çok düşündüm. Yolda hep düşündüm ve ben ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Her şeyi yapmaya hazırım. Eğer gerekiyorsa seninle tekrar beraber olmaya da hazırım. Tekrar birlikte olmak. Mete, sen bu teklifi bana kalbinden değil, vicdanından yapıyorsun. Bak, bizim aşkımız bitti. Tamam, herkes kendi yoluna. Şimdi izin verirsen şu dosyayı inceleyip Önem Hanım'ı aramam lazım. Peki öyle diyorsan, ben de çıkarım birazdan o zaman. Ya, ya inanmıyorum ya. Şarj etmemiş ki bu. Ya of, televizyon da çalışmıyor ya. Kaç defa dedim şu elektrikçiye, beceremiyorsan başkasını getireyim dedim. Ne oldu? Problem mi var? Var. Sigortayla ilgili bir problem var. Ha. İyi, ben bakayım ya. Hayır, istemiyorum. Hiçbir şey yapmanı istemiyorum Mete. Ya Şeyma, gelmişken bir işe yarayayım bari. Nerede? Göster şu kutu hadi. Nerede? Şurada. Şeyma, bu ne? Kontrol kalemi. Göz kalemi getirseydin bari. Ne kontrol kalemi? Tornavida bu. Bir tek bu vardı Mete. İyi, bakalım bakalım sigortalar mı yanmış? Mete! Mete! Mete, Mete! Mete, iyi misin? İnan... Ambulans! Ambulans! Ya Burcu var ya, o bana yavaş yavaş yaklaşmakta olan bembeyaz kuğu
önümde durdu ve birdenbire bal kabağına dönüştü. Hele o uçak, o uçak böyle sanki tepeme çakıldı. Ya inanamıyorum ben bu Ayaz'ın yaptıklarına. Ha pardon, pardon. Daha doğrusu yapmadıklarına. Öykü, ne olur sakin ol biraz. Ya sanırım biz biraz bugün birbirimize fazla gaz vermişiz. Ya Ayaz seni ne zaman hayal kırıklığına uğrattı Allah aşkına? Bugün. Bugün hemen çok korkuyorum. Ay neyi korkuyorsun Öykü? Yani Ayaz'da neticesinde erkek Burcu. Acaba bu yüzüğü taktık diye beni çantada keklik falan mı görmeye başladı? Ay Burcu galiba ilişkimiz heyecanını böyle yavaş yavaş yitiriyor. Biz bitiyoruz galiba Burcu. Bence fazla abartıyorsun Öykü. Yani sadece hayal ettiğin gibi bir gün geçirememişsiniz. Hepsi o kadar, tamam mı? Takma kafana yani. Ay şey, Emre geldi. Ben seni sonra ararım, tamam mı? Geçmiş olsun. Biz gerekli ilk müdahaleyi yaptık. Hastaneye götürmemize gerek yok. Tamam ama kesin iyileşecek değil mi? Tabii merak etmeyin. Bir iki saat dinlendikten sonra kendini toparlayacaktır. Tamam çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ya sen sıkma canını. Sonuçta onların terbiyesizliği. İnsanlar kafayı yemiş ya. Evde geleceğin dolandırıcısı yetişiyor, annesi var ya. Hey yavrum hey. Dünyadan haberi yok. Sen de başka bir öğrenci bulursun canım. Hepsi böyle çıkacak değil ya. Yok, yok Burcu. Ben var ya bu dakikadan sonra hayatta öyle el alemin çocuğunu falan kahrını çekemem yani. Ekiş, ekiş, ekiş diye tutturduk al. En sonunda kafayı yiyeceğim yani. Hakikaten sağlığımdan korkuyorum. Evet, evet. Son günlerde hiç yüzün gülmüyor zaten. Ben para kazanmakla açgözlülüğü birbirine karıştı. Batıkan'a bir tek ben çeyrek altın taktım diye kompleks yapıyorum. Bana ne ya? Ben neysem oyum ya. Ay hayatım, sen niye böyle şeyleri kafana takıyorsun ya? Hayır, yani gelip niye benimle konuşmadın ki sonra? Ne bileyim işte öyle kendi kendime bir triplere girdim de geçti. Ama bak ne güzel demişler ha. Azıcık aşım, kaygısız başım. Oh be! Gerçekten oh be! Yani son zamanlarda ilk defa yüzüm güldü. Oh be!
Tay. Ne? Ya tamam, bilgisayar oynamaya geri verdim. Ya bari paramı ben alayım. O para benim alnımın teri. Ne teri be? Ne teri? Taş attığımda kolum mu yoruldu? Üf, ya bir 18 yaşına geleyim var ya, göreceksiniz hepiniz. Ah çocuğum, şu bilgisayar oyunlarından beynin akmadan ben seni bir 18 yaşına getireyim, zaten başka bir şey istemiyorum. Ha ondan sonra canın ne istiyorsa onu yaparsın. Ya benim mesleğim bu olacak. Ah. Sadece oyun oynayarak deli gibi para kazanacağım. Sen isminden delireceksin. Evladım sen üzülme, 18 yaşına gelmeden beni delirtirsin sen, merak etme. Anne bak, ben ileride bu işi yapacağım. Ya oyunlardaki hataları bulacağım. Bak. Başkalarının hatalarını yüzlerine vurarak para kazanmanı istemiyorum. Anladın mı? Ya anlatamıyorum abi. Sinirden çillerim dökülecek şimdi. Kızdırma lan Meral ablamı. Artist. Nasılsın Meral ablacığım, iyi misin? Vallahi hiç iyi değilim yavrum. Niye biliyor musun? Çünkü aranızdaki küçük ticareti öğrendim. Ticaret değil ya. Cem sağ olsun ben ders vereyim diye bana bir öğrenci buldu. Ben de harçlık verdim abisi olarak, odur yani. Bu mudur? Resmen öğrenci başına buna komisyon veriyormuşsun. Komisyon falan değil Meral abla, ne yaptın ya? Sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın be çocuğum? Ya sen şu paranın ne kadar zor kazanıldığını en iyi bilen insanlardansın. O takside canın çıkıyor, fark etmiyor muyum? Kuzum, eğer gençlere öğreteceksen bunu öğret, olur mu? Kaybeden para kazanmanın kısa yollarını değil. Anne! Yürü be, yürü. Küçük haybeci seni. Meral. Merhaba Meral. Ay merhaba. Ne haber Cem? Of, çok sinirliyim Bülent abi ya. Neden, ne oldu? Ya hiç Mete abiyle senin aranda kuşak çatışması falan olmuş mu ya? Vallahi onu Mete'ye sorman lazım ama benim babamla aramda bayağı bir kuşak çatışması olmuştu. Hayrola, eski mahalleni mi özledin? Ya bizim bu eski evin tapu işleri için böyle ıvır zıvır muhtarlıkta birkaç iş vardı da. Hı. Sen nasılsın? İyiyim, nasıl olayım? İşte bu kuşak çatışmasından geri kalan zamanlarda iş güç, koşturmaca, öyle yani. Pazardan mı? Ya bana ceza olarak bamya aldı da. Bamya ceza değildir çocuğum. Aha, hem de hiç değildir. Seneler sonra benim gibi mumla ararsın annenin mis gibi yaz bamyasını. Ay canın mı çekti senin? Buyur misafirimiz ol yemeğe. Bir tabak daha koyarız, ne olacak? Vallahi çok özledim ama. Ne olur gel Bülent abi. Hem böylece kişi başına düşen bamya miktarı da azalır. Böylece yarına kalmaz. Hadi ne olur gel, ne olur. Peki o zaman. Hadi. Ya, hadi. Tamam. Geç. Evleneceğiz de evleneceğiz. Hani nerede? Benim elimde kına gören var mı? Sen görüyor musun? Hayır. Ne zaman evleneceğiz peki? Nerede evleneceğiz? Hani benim nikah şekerlerim, düğün davetiyelerim? Hani gelin başım anne, hani? Hani gelin arabasının önünü kesen çocuklar? Ay bu Ayaz kesin beni kandırıyor evleneceğiz diye. Aa, yok artık Öykü. Aa şuna bak. Yok artık diyor. Bence senin dertlenmen lazım en çok gelin annesi olarak. Ay kusura bakma ama sendeki bu çeneyle ben asıl Ayaz için dertleniyorum çocuğum. Vay be! Ne Ayaz'mış arkadaş. Hı? Romantik sürprizleriyle hepinizin kalbini çaldı. Hipnotize oldunuz hepiniz, hipnotize. Mağdurum diyorum ben ya, mağdurum. Hah! Arıyor. Efendim, anneciğimin canına bir tanesi Ayaz. Selam söyle. Öykü. Ya biliyorum birazcık geç oldu ama ya bugün yaşananlardan sonra bana kırgın yatağa girmeni istemedim. Hadi gel bir yerlere gidelim. Kafa dağıtırız ha. Yani bilmiyorum tabii, olabilir. Ya da neyse ben ufak ufak çıkayım. Ayaz görüşelim diyor. Hı. Belki de medeni halimin değişeceği gece bu gecedir anne. Gidelim bak. Hadi bakalım. Ya anne yeter. Yedim ya. Yedim. Hepsini Bülent'e yedirdim. Ben hiç fark etmiyorum çünkü.
Ya yemin ediyorum bu annelerin her yerde gözü var. Saygı duyuyorum ve yiyorum ben bunu. Afiyet olsun çocuğum. Hatasını anladı tabii. Yani sonra da aklına süper romantik bir evlilik teklifi gelince hemen telefona sarıldı. Hadi Öykü, hadi çok güzel olmalısın bu gece. Böyle Ayaz'ın başı dönmeli. Daha iyi misin? Daha iyiyim, sağ ol ya. Ya keşke senden önce çağırsaydım şu tamirciyi. Baksana iki dakikada halletti. Dedim ben sana o kadar, benim için bir şey yapma diye. Ya ne olacak Şeymacığım, bu ne ki? Ben neler yaşadım bilmiyor musun? Hem o usta sigorta kutusunu geçici yapmıştır. Yarın buraya adam gibi bir usta çağıracağım, değiştireceğim o kutuyu. Hayır Mete, bak benim için hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Ya Şeymacığım bak bizim seninle yaşanmışlığımız var, bir mazimiz var. Yani bir bardak sudan vermeyeceğiz birbirimize. Verme Mete, senden bir bardak su istemiyorsam onu da verme. Peki sen bilirsin. Seninle alakalı değil. Ah babam ya, ah. Ay uydurma be çocuğum. Durduk yerde günaha giriyorsun. Yani şu yemeği bulamayan kaç çocuk var biliyor musun sen? Ya ne yapayım anne? Benzinli arabaya mazot koyarsam böyle oluyor işte. Bak ya. Alakası yok merak. Bamya çok güzel olmuş. Nasıl ya? Bamya güzel olmuş. Ben nasıl olmuşum? Biri bir şey söylesin. Sen de çok güzelsin Öykücüğüm. Anneciğim sen her zaman güzelsin. Yani tabii bir bamya kadar tezahürat alamadım ama neyse. Hadi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Bana bak. Ara, mesaj at falan, merak ederim ha. Ha. Ay ya kusura bakma Bülent. Çocuklar iki çift laf ettirmedi. Önemli değil. Öykü'yü zaten sık görüyorum. Yani Cem de süper bir velet olmuş. Yani seni tebrik ediyorum gerçekten. Bunca zaman tek başına iki tane pırlanta işlemişsin. İnsanın helal olsun diyesi geliyor. Da tabii o da pek böyle iltifat gibi olmadı ama. Bir kahve içer miyiz? Tabii. Hem eski günleri yad ederiz. Tabii. Sen kahveni orta. Ben de öyle hatırlıyorum. Ben yapayım geleyim. Sen acaba ne yapıyorsun? Ay. Şey, adisyonları oraya bıraktım. Sen kontrol edersin, tamam mı? Hadi çıkalım. Heh, çok güzel. Siz de gidin evinize. Kapatın telefonlarınızı. Yatın uyuyun ya. Şahane tabii. Ay ne oldu be? Herkes uyumuş mu? He. Kimseye ulaşamıyorum ki. Bir Şeyma uyanık. O da benden tiksindiği içindir herhalde. Siz buluşabildiniz mi peki? Buluştuk. Buluştuk. Biraz elektriksel bir görüşme oldu. Senin anlayacağın Şeyma bana bir bardak su bile vermiyor. Yani artık ona diyecek bir şey yok. Vallahi bu evlat acısı dedikleri var ya. Galiba Şeyma da ben de bütün hayatımız boyunca bunu ayrı ayrı yaşayacağız. Ah Mete ya.
bakıcı arayayım. Efendim Tülay Hanım. Tamam. Hemen geliyoruz. Ay bizim oğlan uyanmış, bir daha da uyumuyormuş ya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sen nereye be? Ben susturuyorum ya bebeği. Oğlum saçmalama ya. Artık babası olarak ben de bir şeyler kaptım yani. Hadi gidiyoruz aşkım. Hadi görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Ya hoş. Takıl hadi bu. Alo Işık. Ne haber? Ya ben kafeye geldim. Burada hiç kimse yok. Yani sıkıntıdan patlayayım mı, patlamayayım mı diye sana bir danışayım dedim. Ne dersin? Patlayayım mı? Patla. Peki Şeyma ile konuştum dersem? O zaman sakın patlama. Ben meraktan çatlamadan çabuk gel buraya. Hemen geliyorum. Yemek boyunca neredeyse hiç konuşmadın. Öykü. Seni o kadar zamandır tanıyorum. Zaten çok güzelsin. Ama bu gece ayrı bir güzelsin. Bayas. Seni daha az göreceğim diye gözlerimi kırpmaya korkuyorum Öykü. Tatlı da çok tatlı. Senin yanında en güzel tatlı bile bitter Öykü. Hadi ya, nasıl edeceksen et artık şu teklifi. Klişe ama öyle bir anda oldu ki. Öykü, nereden çıktı o yüzük? Nereden çıktığının aslında çok uygun bir açıklaması var Ayaz'cığım ama ortam şu an pek müsait değil. Ne demek nereden çıktı ya? Çok özür dileriz efendim. Bizim Alık Asun tatları karıştırmış. Yüzük karşı masanın tatlısına denk gelmesi gerekiyordu. Eskiden bana abi derlerdi. Şimdi amca diyorlar. Çok zevkli. Değil mi ama? Gerçekten çok zevkli. Bak geçen gün metrobüse bindim. Sen? Evet ben. Meral'cığım, eğer başbakan değilsen İstanbul trafiği para kazanan için de kazanmayan için de aynı biliyorsun. Doğru söylüyorsun. O zaman ben sana hediye olarak bir İstanbul kart alayım mesela. Çok sevindim. Ya bravo Bülent ya. Kara bileke. Yani
bu mahallede yaşıyordun. Sonra başka bir yere gittin. Yani hayatın değişti ama hala aynısın. Yani beni kurtarmak için o adamın en değerli. Çok zarifsin. Çok teşekkür ederim. Ya hayır onu demiyorum. İçin aynı. Ben böyle bir şey nasıl yaptım ya? İnan ben filminin yüzüne nasıl bakacağım? Ya bu niye kapandı böyle kendi kendine? Ne oluyor? Ya tabii kaç saattir aynı kanal açık olunca. Ya çok geç olmuş. Ben kalkayım izinle. Valla ben de saatin kaç olduğunu hiç anlamamışım. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yine beklerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gidiyorsun kadıncama. Niye bakıyorsun adamın arkasından? Allah Allah, Allah Allah. Merhaba. Merhaba. Direkt sonucu söyleyeyim. Şeyma benden o kadar tiksiniyor ki... herhalde ancak yolda karşılaşırsak görüşebiliriz. Game over. Net. Net. Şeyma gerçekten beni görmekten hiç hoşlanmıyor şu an. Seni görmekten nasıl hoşlanılmaz ya? Yani zaten öyle evlenme teklifi mi olur ya? Ne öyle? Tatlıya yüzük mü saklanırmış? Aman evlenme teklifi eşek şakası mı belli değil. Yok istemem ben zaten öyle bir şey. Yani düşünsene ben o yüzüğü yutsam ne olacak ha? Hii, düşünebiliyor musun sonrasını? İğrenç. Alo. Alo. Burcu orada mısın ya? Alo. Burcu uyuyor musun sen? Ay yok ya. Saçmalama ne uyuması? Ya Burcu gerçekten inanamıyorum sana. Resmen uyudum ben anlatırken. Söyle o zaman madem. Söyle madem uyumadın. Ben ne söyledim en son? Ha? Kemancılar geldi. Ha kemancılar geldi. Hadi canım sen dinle o zaman o kemancıları hadi. Öykü, yemeğe gidelim mi? İşim var. Sana sürprizim var ama. Yok Ayaz'cığım ya, sağ ol gerçekten. Ben hiç almayayım, bu hafta sürprize doydum sayende. İyi, peki sen bilirsin. Ay, son bir şans versene miydim şuna ya? Akıllanmışa benziyor. Erkek millet akıllanır mı ya? Ay olsun ben bir şans daha vereyim. Mahkemesi yok ki suçlu gözlerin
Evrem'e teklifi için getirdiği yere bak. Her yer çiğ et. Kasaba götürseydin, kasaba. Pardon, bakabilir misin? Menüyü alabilir miyim? Kamçı! Kamçı kaçtı! Koş, 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 koş. Arabayla yetişiriz ona. Hadi Ayaz ya! Hadi biraz daha hızlı! Yani ne vazgeçmesi Öykü? Araba bozuldu. Ya söylüyorum sana, inanmıyorsun. Dandik bu araba. Ya saçmalama Öykü. Aman ne güzel. Hava da kararıyor. Bakalım kahramanlarımızı şimdi hangi saçma sapan macera bekliyor? Az sonra. Çok şükür medeniyete kavuşabildik. Ah benim aptal kafam, ah benim aptal romantik kafam. Ne işin var senin ocak başında? Girsene dersine. Oranın bir saç kavurması var ya. Ay hala saç kavurma diyor ya. Ayaz vallahi şimdi saçım başım iyi olacağım. Neresiydi burası Ayazcığım? Hatırlayabildin mi bu caddeyi? Ya bırak Öykü Allah aşkına ya. Allah'ın caddesi işte. Hadi yürü evimize gidelim hadi. Heh. Önce ben. Sen nereden çıktın ya? Ben bir saattir taksi bekliyorum. Hop hop! Ya nereye gidiyorsun? Ya of, gitti. Hop mu? Hop mu gerçekten? Yani şu an aklında sarı bir arabadan başka bir şey yok mu Ayaz? Var. Halk otobüsü. Ne? Halk otobüsü mü? Hadi koş. Yok artık. Koş, 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 koş. Ya Ayaz, bu durumdan bir şey hatırlatmıyor sana. Dumur mu? Ya çocuğum, sen de itmesene. Ben dumur oldum Ayaz şu an, ben. Vallahi billahi dumur oldum. Allah'ım kabus gibi ya. Vallahi kabus gibi. Delireceğim. Ayaz bak, bu durumda mı sana bir şey hatırlatmadı ha? Hayır aşkım, hatırlamıyorum. Ya abi sen de doğru dürüst kullan şunu ya. Ayaz, Allah senin cezanı vermesin Ayaz. Allah'ım sen bizim tanışmamızı komple silmişsin kafandan ya. Daha evlenmeden
Unutmuşsun beni, alışmışsın bana. Yo, evlenmeden alışmak yok. Hem sana zaten alışılmaz ki. Sen çünkü çılgının tekisin. Hanımlar, beyler. Burası son durak. Hayat, gel şaşırt bugün beni. Aklımdan geçenleri getir koy karşıma. Bir aşk hiç yaşanmamış gibi. Her gün yepyeni. Kalır mı buralarda? Tutar mı ellerimden? Hatta koyar mı kalbini kalbinin yanına? Yine de inanmam sonsuz aşka. Gelip sevda dedikleri kısacıktır. Kaptan. Işıklar. Bilen bilir, adı kiraz mevsimi, inanmam sonsuz aşka gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrü. Bilen bilir, adı kiraz mevsimi. Demin canlandırmaya çalıştığım o ilk andan beri. O ilk andan beri sana sarılmayı hiç bırakmadım Öykü. Sıkıntılı zamanlarımızda bile. Sen o kadar benim içinsin. O kadar bana göresin ki. Sana her sarıldığımda saçlarının yanaklarıma değdiği yer. Boynuma sarıldığında kollarının düğümlendiği yer. Seni göğsüme bastırdığımda koltuklarımın altında kalan omuzların. Her sarıldığımızda nasıl bir mucizeyse aynı ritimde attığını fark ettiğim kalplerimizin sesi kulaklarımda. Kokun burnumda. Güzelliğin göz bebeklerimde. Kahkahaların dudaklarımda. Bazen sen yanımda olmasan bile kendimi sana sarılmış halde buluyorum. İstiyorum ki sen şimdi bana evet de. Bir kez daha sarılalım ve sonsuza dek ayrılmayalım. Benimle evlenir misin Öykü? Evet. Senden ayrılamam, yoluna adadım ömrümü ben, sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat
Hayat seni sevince güzel, yoluna adadım ömrümü ben. Gel kaçma güzel, bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel, sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Ay, çok ağırsınız ya. Bana yapılır mı? Acımasızlar. İnan ki öykücüm, erkeklerin zoruyla içim kan ağlaya ağlaya yaptım. Bir dakika ya, uçak da mı sizin fikrinizdi? Beni delirtmek içindi. Öykü nereye? Ya bari eve bıraksaydım seni. Öykü! Ya inanamıyorum Ayaz ya. O uçağı kiraladım ve bana evlenme teklif etmedi. Çok kötüsün. Dön baba tepesinde, dön baba. Benzinin bitene kadar dön. İyice uyuz olsun Ayaz'a. Sibel'cim canım, çok teşekkür ederim. Şunlara uyumadığım için, çete bunlar. Sen de. Ya bari eve bıraksaydım seni. Öykü! Ya yalnız biliyorsunuz değil mi? Bu yaptığınız organize suça girer. Girer tabii ama o kadar değil. Bir dakika. Hem organize suç hem de gasp. Işık yardım et, bebeğim yardım et. Gel kızım, gel. Nasıl? Nasıl? Ben bir şey yapamadım ya. Bari dedim otobüsten önce kaçan taksiyi kullanayım. Onu da Emre izin vermedi. Güzelim çünkü senin gibi çok güzel bir taksi şoförü, özellikle sarışın, çok dikkat çekerdi. O yüzden riski alamazdık. O zaman düğünümüze. Hadi. Evet tabii düğünümüze. Artık teklif etme aşamasına kadar sürdü. Düşünün düğünde bir sene falan sürer yani. Peki abartma ya. Ne kaldı şurada 27 Haziran'a? Anam! Ayaz, sen tarih mi aldın? Ayaz. Oğlum sen salak mısın ya? Sen salak mısın oğlum? Ya bu benim son sürprizimdi lan. Al özür dilerim. Hayır, benden çok kötülük yaptın. Haftaya evleniyoruz. Evleniyoruz. Thank you.
şaşırt bugün beni. Aklımdan geçenleri getir koy karşıma. Bir aşk hiç yaşanmamış gibi, her gün yepyeni. Kalır mı buralarda, tutar mı ellerimden, hatta koyar mı kalbimi kalbinin yanına? Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrü, bilen bilir adı kiraz mevsimi. İnanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrü, bilen bilir adı kiraz mevsimi.